Herkese merhaba. Neredeyiz Sara? Bugün Amsterdam'dayız arkadaşlar. Günaydın. Evet, sağ salim Amsterdam'a indik. Telefon işini nasıl çözdük? Amsterdam havaalanında ücretsiz Wi-Fi var. Bu şekilde çözdük. Ama gelmeden önce Türkiye'de e-sim aldık. Ve 30 gün 12 GB 11 dolardı Amerikan doları. Ve bunu üçümüz paylaşacağız bu 3 gün boyunca. 4 gün boyunca pardon. Şimdi buraya geldiğimizde toplu taşıma ile ilgili işte nasıl ödeme yaparız falan diye araştırıyoruz. Çünkü toplu taşıma biraz pahalı. Bu yüzden de 4 günlük yine 25 euroya falan bir kart alıyoruz, toplu taşıma kartı. Ve ödemeleri bununla yapıyoruz. Bir de otelimizin adını buraya yazarız. Buradan otele ücretsiz servisler kalkıyor, shuttle'lar kalkıyor. Onunla gideceğiz şimdi otele. Daha sonra da şehir merkezine işte başlayacağız gezmeye. Hep beraber bu şehri keşfedeceğiz. 3-4 gün buralardayız. Bakalım Amsterdam bize yolda rehberliğiyle nasıl bir şehirmiş, hep beraber görelim. Evet, biliyorsunuz kanalımızın adını yeni değiştirdik arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Daha çok gezi ve daha çok yeni yaşam arayışları videoları olacak kanalımızda artık. Bekliyoruz. Görüşmek üzere ve görelim bakalım neler olacak. Çok güzel kanal manzaraları. Bolca kanal manzarası göreceğiz arkadaşlar. Size biraz etrafı çekeyim. Göstereyim yolları. Buraya İstanbul'dan geldik, Sabiha Gökçen'den. Yani havalimanının yanında bir tane otelde kalıyoruz. Daha uygun fiyatlıydı. Bir otobüste 20-25 dakikada geldik buraya. Yolda bir hamburger patates kızartması falan yedik. Bir tane food truck'tan. Fena değildi tadı, güzeldi. Zaten buranın patates kızartması meşhur bildiğiniz üzere. Şimdi de daha yeni şehir merkezine geldik ve burayı keşfediyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla çok güzel, turistik, dünyanın her yerinden insanların olduğu tatlı bir şehir. Bol bol kanalları olan. Şöyle göstereyim hatta şu güzel kanalları. Çok güzel gözüküyor. Şimdi 3-4 gün buralardayız. Size her şeyi göstereceğiz burayla alakalı. Gösterebildiğimiz kadarıyla ve kendimiz görebildiğimiz kadarıyla. Bundan sonraki videolarda da bu şekilde yine gezi videolarımız olacak ama bazen de röportajlarımız olacak. Gittiğimiz şehirlerde yaşayan Türklerle röportajlar yapacağız. Buradan da bir size güzel bir video gelecek. Bu videoyu da çekeceğiz. Daha bugün ilk günümüz. Birkaç gün sonra röportaj videosu gelecek. Amsterdam'da yaşamla alakalı, sadece turistik olarak değil. Buradaki yaşam nasıl? Burada yaşayanlara soracağız. Neyse, hadi şimdi gezmeye devam edelim. Neredeyiz? Çiçeklere bakıyoruz. Çiçek bahçesi. Buranın ünlü çiçek bahçelerinden birisi mi burası? Galiba burası orası değil, mı? Galiba değil. O zaman yanlış bilgi. Blumenmarkt'tayız. Buraya tabii ki isimlerini yazacağım. Telaffuz etmekte zorlanıyor olabilirim. Amsterdam'ın ünlü yüzen çiçek pazarı burası. Ve dünyanın tek yüzen çiçek pazarı olma özelliğini taşıyor. Önemli bir özellik.
1862 yılında kurulmuş. Bayağı da eski bir şey. Bir pazar, market diyeyim. Ve bir sürü çeşitli çiçek var içeride. 19. yüzyılda çiçek yetiştiricilerinin çiçeklerini teknelerle şehre getirdiği bir ticaret alanı olarak ortaya çıkıyor burası. Burası Amsterdam'ın merkezi konumunda. Umarım müzikten sesim geliyordur. Tabii ki çok turistik bir yer. Ve laleleriyle ünlü bir yer aslında. Bir sürü lale var. Lale soğanları var. Burası haftanın her günü açık. Gel, ne zaman gelirseniz gelin ziyaret edebilirsiniz. Amsterdam'la ilgili genel ve bazı kısa bilgiler verelim biraz da. Amsterdam biliyorsunuz ki bisikletler şehri arkadaşlar. Burada yaklaşık 850 bin bisiklet olduğu tahmin ediliyor ve her gün ortalama 15 bin bisiklet kanallara düşüyor. Ve bu bisikletlerin büyük bir kısmı yıl içinde sudan çıkarılıyor tabii ki, kanallarda kalmıyor. Amsterdam'da 165 kanal bulunuyor ve bu kanalların toplam uzunluğu 100 kilometreyi aşıyormuş. Şehir Kuzey'in Venedik'i olarak da biliniyor. Ve lale çılgınlığı tabii ki, Amsterdam'daki lale çılgınlığı. 17. yüzyılda Amsterdam'da lale soğanları inanılmaz değerli hale geliyor. Ve insanlar lale soğanlarına yatırım yaparak zengin olmaya başlıyor. Amsterdam'ın en popüler waffle'cısına geldik. Yes, it's time. ...1900'den beri var. Arkadaşlar burası 1907 yılından beri var. Şimdi burada buranın waffle'ını deneyeceğiz. Bakalım. Çok güzel kokular geliyor. Amsterdam'da özellikle popüler olan Stroopwafel adlı ince ve çıtır waffle şehrin en bilinen tatlarından biri. Stroopwafel iki ince waffle katmanı arasında sürülen karamel şurubuyla yapılıyor. Geleneksel olarak sıcak kahvenin veya çayın üzerine konularak yumuşaması sağlanır ve bu şekilde tüketilir. Evet Meltem, afiyet olsun. 14 euro verdik arkadaşlar bu büyük waffle'a. Para tuzağı. Hiç güzel değil mi? Yok, güzel güzel. Lezzetli. Ama para tuzağı dediğini kamera kayıt altına aldı. Alsın. Ama güzel bir şey yani. Bu waffle daha önce hiç denememiştim. Okey. Bayağı güzel. Enjoy. Asıl sen söyle gurme olarak. Güzel. Beğendim. Lezzetli bir şey ya. Evet bence de. Abi çok Türk var. Her yer Türk dolu. Ne güzel işte. Evet, Dam Meydanı'ndayız arkadaşlar. 15 derece biraz esmeye başladı, o yüzden biraz soğuk. Şimdi biraz Dam Meydanı ile ilgili size bilgiler okuyacağım. Meydanın adı Amstel Nehri üzerindeki barajdan geliyor. Amsterdam, Amstel'deki baraj anlamına geliyor. Yani şehrin adı Dam Meydanı'ndan türetilmiştir. Amsterdam. 17. yüzyılda Amsterdam Altın Çağı'nda burası ticaretin ve sosyal yaşamın merkeziydi. Burada Kraliyet Sarayı bulunuyor. Ulusal Anıt var. Şu tarafta Ulusal Anıt. Burası hala Amsterdam'ın en canlı noktalarından biri. Protestolar düzenleniyor vesaire. Burası hala en merkezi noktalardan biri. Bizim Taksim Meydanı gibi diyebiliriz. Gerçi Taksim Meydanı kalmadı ama etrafında bir sürü restoran, kafe vesaire var. Güzel gezilmesi gereken bir yer. Meydanın ortasındaki Ulusal Anıt'ta bu dikili taş daha doğrusu. İkinci Dünya Savaşı'nda ölenler anısına 1956'da dikilmiş arkadaşlar. Her yıl 4 Mayıs'ta burada anma törenleri düzenleniyor. Amsterdam'ın bazı yönleriyle Toronto'ya benzettim. Mesela ot kokusu, mesela idrar kokusu ve multikültürel bir yapısı var gerçekten. Kalabalık bir şehir. Tabii turistik noktaları geziyoruz normal. Ama her milletten insan var.
Çok bisiklet var gerçekten. Herkes trafik kurallarına uyuyor. Ama bisikletliler hariç. Dan dan diye yollara giriyorlar falan. Işıkları beklemiyorlar vesaire. Bunun dışında evler yamuk biraz. Şöyle çekeceğim. Şöyle bir masamız var. 3 tane şarap ve bir peynir tabağı. Daha fazla peynir vardı. Şarap tahmin edin ne kadar şarap? Tahmin et. 5 euro. Evet, şarap 5 euro. Peynir tabağı tahmin et ne kadar? Orada ben bunu bilmiyorum. 7 euro mu? Evet, 7 euro. 6 mı? 6 euro. Ve doluydu bu daha yani. Hepsini Özlem yedi. Az kalorili fantamız. Türkiye'de yok bundan. Evet. Değerlerine bakıyorum. Bir de çok popüler bir şeyci var. Patates kızartması yapan bir yer var. Oradan patates söyledik. Bugün yemiştik sabah ama bu buraya denk gelince buradan da alalım dedik. Geliyor. Sarat ne kadardı bu? İkisi beraber Fanta ile beraber 11 dolar. 11 euro. 11 euro. Vay, yani. İyiymiş. Hangi sahibi? Milyon. Bayağı büyük. Bunda cheese yok değil mi Sarat peynir? Yok, sadece sos var. Evet. Tadı nasıl? Çok mayonez güzel. Gibi. Bunlar nasıl? Mayonez gibi değil mi? Mayoneze benzer evet. Bazı memleketlerde bazı şeylerin abartıldığını düşünüyorum. Gereksizce yere pazarlandığını düşünüyorum. Normal bir patates kızartması arkadaşlar ve çok bolca bir mayonez. Bilmiyorum biz mi olayı yanlış anladık ama normal bir patates kızartmasıydı. Tamam tabii ki sıcak, güzel, biraz hava serin. Sıcakta iyi gidiyor. Patates kızartması candır bir kere ama yani bunun ünlü olması gereken bir durum yok. Şimdi Red Light'a gidiyoruz. Oradan çekim yapabilir miyiz emin değilim. Çünkü çekim yapmak yasakmış. Çekim yaptığımızı görürlerse eğer böyle neyle çekim yapıyorsan tutup çöpe atıyorlarmış. Hemen suya kanala atıyorlarmış falan. Böyle risklere girmeye gerek yok. Gideceğiz. Her şeyin fiyatını gösterdiğimiz gibi belki orada da bir fiyat sorgulaması yaparız. Bir fiyat gösteririz. Onun dışında Amsterdam böyle güzel sakin gidiyor. Neyse bu kız artık beni hep böyle videolarda çıkıyor yani yapacak bir şey yok. Geçen kanalda esir aldığını söyledi ya.